Herkese selamlar dostlar. 13 Ağustos 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bugün zaten çok fazla mücadele yok. Majör liglerimiz yavaştan başlıyor. O liglerden 4 tane mücadeleyi aldım. Bundesliga, Süper Lig, Premier Lig ve Fransa Lig 1 zaten başlamıştı. İkinci mücadeleler oynanacak. Videonun sonunda yine aynı şekilde bir tane kombin önerisi yaptım. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirsin. Bu iki maçtan Beşiktaş ve Arsenal mücadelelerine kombin önerisi yaptım. E, Gladbach maçıyla Monaco maçı da ekstra olacaktır. Monaco maçına ekstradan bir yüksek oran denemesi yapacağım. İsteyenler videoyu izleyip değerlendirebilirler. E, bu arada video yine aynı şekilde güzel bir like seviyesi alırsak artı 300 seviyemiz artık. 300-350 seviyelerine güzel bir like alırsak müteşekkir oluruz arkadaşlar. Şimdi başlayalım sizlere. Öncelikle ekrana 11 Ağustos gün raporu gelsin. Ekranda gördüğünüz üzere K mücadelesine ilk yarı 1 vermiştik. Ben hatta katıl grubumda ilk yarı 1 verdim. Aynı şekilde sizler gibi hatta ilk yarının 1.5 üst şeklinde de 1.83 gibi oranı vardı. İsteyenler değerlendirebilir diye verdim. 45 artı 1'de atlay golle Kiev 2'yi yakaladı. Hem ilk yarı birimiz hem de ilk yarı 1.5 üstümüz katıl grubuna geldi. Chelsea mücadelesi gelmedi. Los olan zaten mücadelemiz Chelsea mücadelesi. Villarreal'in o 5-10 dakikalık bir muazzam bir baskısı vardı. Maçı da seyrettim zaten. O baskıdan sonra o baskıyı Chelsea bir türlü, bir türlü kıramadı. En son Zuma bir uzaklaştırmaya veya Rudiger olması lazım. Uzaklaştırmaya çalışırken top Moreno'da kaldı. Moreno bir pas tiki taka ikiye bir derken kalecinin üstünden salladı. Mendy'nin üstünden kaleye bir bir gibi skorla bitti. Zaten Chelsea turu atladı. Allahli mücadelesi de aynı şekilde ilk yarı bir vermiştik. Bakın mesela o maç sürpriz oldu. Birden sıfır oldu. Fakat biz YouTube'da ilk kere bir verdiğimiz için kazanmış olduk. Değerlendirenler var tebrikler. Chelsea gelseydi yine aynı şekilde full olacaktı arkadaşlar. Geçiyorum bunu. Önce direkt maçlara başlayalım isterseniz. Beşiktaş Çaykurize Çay, Kurize, Çay Kurize sporla oynuyor. Şimdi notlarımı yanıma aldım. Bilgisayarın başında sizlere anlatmaya başlayacağım. Öncelikle arkadaşlar Beşiktaş mücadelesinde Kadroda eksiklikler var. Ben öncelikle eksikliklerden bahsetmek istiyorum. Zaten Beşiktaş'tan değil de önce Rize'den başlayalım. Kimleri aldı bu Rize Spor? Alper Potu aldı. Mendes'i aldı. Birkaç tane daha isim aldı. Gökhan Gönül'ü aldı mesela. Gökhan Gönül şu an sakat aynı şekilde. Belki bir Caner Erkin'i de alabilirler kadroya Rize Spor. Ee, burada arkadaşlar şimdi eksik çok fazla. Remy arkadaşlar son maç, son hazırlık maçında bir sakatlandı. Şüpheli olarak gözüküyor. Ya bu maçta zaten oynamazsa Remy gerçekten... E, Rize Spor adına Hücumda skoru üretecek oyuncu yok yani öyle söyleyeyim. Sanırım Skoda da gitti takımdan. Aynı şekilde Bodrin de yok. Mesela takımın kaptanı 2 ay falan sanırım sağlardan uzak kalacak. Onun da bir sakatlığı var. İdeal 11'de gözüküyor. Fakat ben araştırdım sakatlığı var yani onu da belirteyim. Gökhan Gönül'ün bir sakatlığı var. Yani Rize Spor Bülent Uygun'la hücum hattında çok eksik kaldı. Yine aynı şekilde geçen sezon takımın başına Bülent Uygun gelmişti son, son dönemlerde. Yine Bülent Uygun'la devam edecek fakat eksiklikler var. Beşiktaş tarafına baktığımız zaman da Beşiktaş tarafında Gezzal'ın lisansı çıkmış arkadaşlar. Şu an en son araştırmalarıma göre oynadım. Fakat bu maçta oynar mı oynamaz mı fikrim yok. Fakat bence ya Sergen Yalçın oynatır diye düşünüyorum. En kötü ikinci yarı girecektir diye düşünüyorum şu an Gezzal'ın. Defans hattında Veliton'un olmaması var. Muhtemelen Vida ile Necip'i göreceğiz orada. Larin'de bir sakatlığı var. Larin'de bu mücadelede oynar mı oynamaz mı? Şu an ideal 11'de sağ açığa yazmışlar. Ekranda gözüküyor bende. Fakat oynar mı oynamaz mı tam belli değil. Yine Beşiktaş'ın o bir kemik kadrosu olduğu için bu maçtan galip gelebilir diye düşünüyorum ben. Fakat zor bir mücadele olacaktır. Galip gelmesinden yani Beşiktaş'ın burada çok fazla gol atmasını ben zaten beklemiyorum mesela. Mesela 3 gol atması bence zor gibi. Maksimum 3 atar diye düşünüyorum ben. Rize Spor'da burada hücum hattında eksiklikleri çok fazla. Şukoda da gitti aynı şekilde. Rize Spor'da yani zor olacaktır diye düşünüyorum ben. Alper Potuk Mendes gibi transferler var fakat yetersiz olacaktır. Ben burada Beşiktaş'ın maçı kazanmasını bekliyorum açıkçası. Nasıl kazanır diye baktığımız zaman da 4.5 altında bir yaptığımız zaman ben burada 1.54 gibi orandan değerlendirdim. Maç skoru kafamdaki skor arkadaşlar 2-0'lık bir Beşiktaş galibiyeti var. İsteyenler skora göre değerlendirebilirler. 2-3 gol bandı çıkıyor. Mesela bu skora göre Efsa 1.5 üst çıkar. Mazzone 1 4.5 alt 3.5 alt şeklinde çıkar. Fakat ben kombineme şöyle koydum. 1 ile 4 gibi orandan. Mazzone 1 4.5 alt yaptığınız zaman da bu mücadeleyi 1 ile 4 gibi orandan değerlendirmiş olursunuz diyerekten geçeyim. Hemen ekrana katıl grubunda dün ne yaptık onu göstereyim arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz üzere Katıl grubunda diyor, çok fazla canlı vermedim. Sağ ön gördüğünüz üzere Chelsea maçına tek bir canlı verdim. Korner 5'e 5'ti. Maç sonunda 6'ya 5 öne geçti. Gol yemişti. 2-21 gibi orandan bakın tek canlı verdim. O da 2-21 gibi bir oran. Yani muazzam bir oran bence Korner bahsi için. Ve geldi de 80'de, 82'de falan verdim. 90'a doğru geldi artık zaten. Güzel geldi hatta. O geldi. Onun dışında Penarol mücadelesi vardı gece oynanan. Ona ben idealden sol altta gördüğünüz üzere 1.5 üst verdim riskli olarak sol üstte gördüğünüz üzere 2.5 üst verdim ve sağ altta gördüğünüz üzere bir de canlı bahis verdim. Hatta gruptan göstereyim ben sizlere. Yani şöyle göstereyim isterseniz direkt Telegram ekranından. Bakın bu Chelsea maçı şu anlık tek canlım yüksek atmayınız. Korner risktir yazdım Chelsea mücadelesine. Dakika 81'de vermişim. Ev sahibi en çok korner 2-1 gibi orandan kazandı katıl grubunda bu mesela. Onun dışında Penrol mücadelesine geçmek istiyorum ben. Şöyle göstereyim onu da. Özel analiz olarak anlattım ben bunu. Şöyle ekranda gördüğünüz üzere. Özel analiz Penrol Crystal mücadelesine. İdealden 1.5 üst. Risk olarak da Mason 2.5 üst değerlendirebilirsiniz. Mason 2.5 üst oranı zaten 2.09'luk oranı var. Ve aynı şekilde gece de bir canlısını verdim. Nerede? Şurada. Ee, gece 1.47 oranından dakika 62'de Derim ki Peneral önünde maç hızlı. Zaten maç 3-1 bitti. 89'a geldi. Bir de 90 artıda gelen gollerle son dakikada 2 tane gol geldi. Bu canlımız da geldi. Hatta şuradan gece de paylaşayım. 1.5 üstü geldi. Onun dışında 2.5 üstü geldi. Onun dışında maç sonu canlımız geldi 2.5 üstü. Her türlü aldık verdik zaten burada. Aldık çoğunlukla. Şunu da söyleyeyim. Katıl grubunda sadece ben... Tahmin vermiyorum arkadaşlar. Benim dışımda 3 kişi daha var. Bir basket editörü Enes. Çağrı arkadaşımız zaten Avrupa bahisleriyle çok fazla grupta nam yaptı. Bir de Burak arkadaşımız var. Futbol canlıları ve ekstra günlük bir tane kombine önerisi olarak da grupta sunuyor sizlere. Eğer sizler de gelmek istiyorsanız arkadaşlar abone ol yanına yanında katıl var. Katıla tıkladığınız takdirde burada bir girişi oynat videosu var. Girişi oynat da tıkladığınız zaman da burada Telegram grubu, Telegram yüksek oran grubu ve her şey dahil iletişim gruplarından bir tanesine dahil olup siz de topluluk kısmındaki linkleri tıklay tıklayarak da gelebilirsiniz arkadaşlar. İkinci maçımız Bayern Münih mücadelesi mücadelesiyle devam edelim. Bayern Münih kimleri transfer etti arkadaşlar? Bayern Münih burada en önemli transferlerinden defans attığında bir tane Alaba zaten gitmişti. Onun yerine doldurmak adına Upamecano'yu aldı. Ki bence nokta atışı bir transfer diye düşünüyorum ben. Benjamin Pavard'ın bir sakatlığı var sağ açıkta muhtemelen olmayacaktır. Gladbach'la oynayacaktır. Bayern Münih'te ne gibi değişikli değişiklikler var? Nagelsmann var biraz Nagelsmann'dan bahsetmek istiyorum. Leipzig'ten geldi zaten. Sizler de hakimsinizdir diye düşünüyorum ben bir. Alman ekolünü ya yani Tuel gibi aynı Tuel gibi söyleyebilirim. Fakat Tuel'den tek farkı benim gözlemlediğim kadarıyla şöyle. Tuhal iki tane attıktan sonra belki takım gereği de öyledir. Ee, ama Leipzig'de de Nagelsmann bunu uyguladı. Tuhal iki, iki tane attıktan sonra çok fazla hücuma çıkmıyor. Boşluk bulursa çıkıyor. Nagelsmann burada hücum hattına yani Leipzig'de 3'ü atsa bile 4'ü aramak adına hücum hattına Leipzig'de iyi işler çıkarıyor ki şu an altında Bayern Münih gibi bir takım var. Bayern Münih yani yine aynı şekilde çok gollü maçlara imza atacaktır diye düşünüyorum ben. Bence idealden buradan bir Bayern Münih galibiyeti alınabilir. E, Gladbach takımında Hütler'le, teknik direktör Hütler'le devam ediliyor. Onun dışında diyeceğim pek bir şey yok. Burada isteyenler oran da güzel bence Bayern Münih adına. Matson 2.5 üst yaparsanız şöyle göstereyim. 1.46'dan ideal alabilirsiniz. Fakat ben kombineme değerlendirmeyeceğim. İsteyenler değerlendirsin diye verdim. Fakat burada bir Bayern Münih galibiyeti bence denilir. Son maçlarında mağlup olsa bile son oynadığı mücadelede Napoli'ye 3-0'lık mağlup oldu burada. Fakat 46'ya kadar ilk 11 çıktı oynadı. Ondan sonra ilk 11 sağdan çıkınca ikinci yarı 3 tane gol yedi onu da belirteyim ben. Burada matson 2-1.5 üst şeklinde değerlendirme yapabilirsiniz kombine alabilirsiniz. Fakat ben değerlendirmedim bu mücadeleyi herhangi bir sürprize karşı yine de. Gelelim Brentford Arsenal mücadelesine. Bunda da notlar aldım arkadaşlar. Ev sahibinden bahsedeyim. Ev sahibini biz geçen sezon Sivanasa City ile oynadığı mücadelede oldukça fazla değerlendirdik. Mutlaka katıl grubundaki arkadaşlar hatırlayacaktır diye düşünüyorum. Ev sahibi arkadaşlar takımın sahibinden bahsedeyim ben size. Geçen o Sivanasa yükselme playoffları oynarken spiker bahsetmişti. Aklımda kaldı. Bahsedeyim. Takımın sahibi arkadaşlar bu takımı satın aldıktan sonra düşük bütçeyle scout ekibi gerçekten çok kaliteliymiş takımın araştırmalarıma göre düşük bütçeyle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Yani takımda çok fazla yüksek maaşlı alan bir futbolcu yok veya çok yüksek bütçeyle transfer edilen bir futbolcu da yok. Defans hattına orta sahaya ve sol açıya bir takviye yaptı Brentford ekibi. Ve takımın en önemli ismi bence Tony. İleri hatta geçen sezon 45 maçta falan 33 tane gol attı. 10 tane de asisti var. Hatta göstereyim ben sizlere. Şuradan Aynen. Ivan Toney arkadaşlar. Aynen 52 maçta 49 tanesinin yani çok güzel bir performans. Petersburg'dan aldılar aynı şekilde. Ya yani bitiricilik anlamında güzel işler çıkartıyor. Brentford burada ilk maçında yani kaybetmemek isteyecektir diye düşünüyorum ben. Arsenal ekibi de çok fazla büyük bir takviye yapmadığı için ben burada Brentford'un golüne güveniyorum. Yani kendi evinde bir tane gol atar diye düşünüyorum ben Brentford ekibi. Arsenal'a baktığımız zaman da Ben White'ı aldı. Bence gayet güzel bir transfer yaptı Ben White. Yani onun dışında Sol kaldı kaldı. Tavares olması lazım. O kiralığı devam etti sanırım. Bir olaylar oldu. Yani en önemli transferi defans hattına Ben White olması. Hücum hattı yine aynı şekilde Arsenal ekibinde. Lacazette, Aboumeyak, Nicolas, Nicolas Pepe yine aynı şekilde bu devam edecek. Hazırlık maçlarında çok iyi bir görüntü çizmedi. Fakat oynadığı takımlar hep kaliteli takımlardı. Chelsea gibi takımlarla oynadı sürekli. Yani ben bu maçı kombineme de aldım. Güzel bir mücadele bekliyorum. Her iki ekibinde karşılıklı gol varlığını alacağım bu mücadeleyi de değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız burada KG var olarak değerlendirebilirler. 1.59 gibi orandan aldım. Çok fazla yüksek oynamadan ilerleyelim zaten ilk maçları. Takımları da izlemiş gözlemiş olalım diyerekten geçiyorum. Monaco ile mücadelesine. Şimdi Monaco'nun ben e, ligdeki mücadelesini izledim. Berabere kaldı. Şöyle onu da göstereyim. Birbiriyle kendi evinde Nan'la berabere kaldı. Maçta güzel performans sergiledi. Çok fazla hücum yaptı. Fakat Kevin Volant biraz tek başına yetersiz kaldı. Ben yederdi arkadaşlar o maçta yedekti. Sanırım sonradan da girmedi. Ben 60 dakika falan izledim. Girmemişti. Monaco Sparta Prada eledi. Ayın 17'sinde mücadelesi var. Şu an ayın 12'sinde oynayacak. 13'ünde oynayacak bu mücadeleyi. Takımda çok fazla bir rotasyona gideceğini sanmıyorum. Yani rotasyona gitmemesi gerekiyor. Daha şartlar maçına çok fazla gün var. 5 gün falan kalıyor. O yüzden Monaco tarafından çok fazla bir rotasyon beklemiyorum. İdeal 11'ini çıkaracaktır. Lorient de kendi evinde defansa gömülen bir takım değil. En azından geçen sezon kendi defansına gömülen bir takım değildi. Bu sezonda birkaç takviyesi var. Fakat önemli takviyeler değil. Yani çok fazla bütçe ayırıp transfer yapmadılar. Kendi evinde de hücum futbol anlamında iş çıkaran bir takım. Zaten şöyle yapacağım. Bir de yüksek oran denemesi yapacağımı söylemiştim sizlere. Ben bu mücadelede ilk yarıda bir tane gol idealdir diye düşünüyorum. 1.31 gibi bir oranı var. İstenler ideal kombinelerine ilk yerden bir golü değerlendirebilirler. Ve sürprizin de şudur. Ben Monaco'nun hızlı başlaması ve de karşılık verirse ilk yerden gelecek iki gol ise burada 2.42'lik gibi orandan yüksek oran denemesi olarak denilebilir diye düşünüyorum. İsteyenler sistem kuponlarına isteyenler de tekli olarak değerlendirsin. Gol, güzel bir maç, golli bir maç bekliyorum. İzleyeceğim. Katıl grubunda da canlısını yapacağız diyerek geçiyorum. Bir kupon ekrana gelsin arkadaşlar. Kombinemiz ekrana gelsin. Kombinemiz arkadaşlar Beşiktaş maçına maç sonu 1 ve 4 muşkal şeklinde 1.54 gibi orandan değerlendirdim. Beşiktaş'ın 2-0'lık skorla kazanmasını bekliyorum. Arsenal mücadelesine de karşılıklı gol var ekledim. 1.58 orandan onu da aldım. Oran hatta 1.59 olmuş şu an baktığımız üzere gördük. Benim kombinem budur. Ligler yeni açıldığı için yüksek miktarda kesinlikle bahis almayınız. Biraz oturmasını bekleyin. Ona göre bahislerimizde nokta atışı bahisler daha çok yapacağızdır diye düşünüyorum. Hepinize bol şans. Videoya bir like atıp kanala abone değilseniz de, abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bu arada şu her zaman söylediğim kelimeyi de söyleyeyim. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Bol şanslar.